اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر لي hojatalar, akukalar, opa singillar, barchalarga bugungi muqaddas diyordagi tun muborak bo'lsin. Bu tunimizda qilgan ziyoratlarimiz, o'rgangan siyratga aloqador suhbatlarimiz foydamizga hujjat bo'lsin. Dinimizni o'rganish yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarimizni Alloh taolo o'zi muvaffaqiyat bilan o'zi mukofotlasin. Odatda Umra ziyorati, haj ziyoratini qilib ketgandan keyin ko'p mahallangizda qo'ni-qo'shni, sinfdoshlar, kursdoshlar orasida masala so'raydigan ko'payib qoladi. Hajga borib keldingiz, umraga borib keldingiz deydi. Siz endi go'yoki mo'ljalga tushib qolasiz. Sizga qarab odamlar o'zini hayotini o'rnagini olishga harakat qiladi. Fosqiroq odam bo'lsa umraga borib kelgan sanmisan degan ma'noda tikiladi. Taqvoni, to'g'ri yo'lni xohlagan odam sizdan o'rnak olmoqchi bo'ladi. Ana shu o'rinlarda endi siz aytayotgan gapingizga, bosayotgan qadamingizga, qilayotgan ishingizga ko'proq e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Va islom dini odobga, axloqqa, ota-onaga yaxshilik qilish, sodiq bo'lish, do'st tutish, qarindosh urug' bilan aloqa o'rnatish, harom ishlardan saqlanish kabi narsalarda hammamizni da'vatga chaqiradi. Katta kichikka nasihat qiladi. Qo'ni-qo'shni bilan bu masalada bir-biringizni amr ma'ruf nahiy munkar qilaverasiz. Lekin islom ta'limotida jiddiy masalalar o'rtaga tushadigan bo'lganda umraga borib kelganman-ku men, mendan so'rayapti-yu, javob bermasam uyat bo'ladi degan narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Endi sizdan masala so'ragan paytida bilsangiz, to'g'ri da'vat ma'nosida bir odamni yaxshilikka chorlash ma'nosida aytaverasiz-u, bilmasangiz bilmadim deyishingiz kerak. Biladigan odamga yo'naltirishimiz kerak. Chunki islom dinining jiddiyati inson omilidan ustun turadi. Bu nima degani? Islom dinining ta'limotlari sizni bizga 7 qat osmonni ustidan nozil bo'lgan. Inson hayotida insoniyat o'zi to'qigan, o'zi o'ylab chiqqan ideologiya emas bu. Bu dinning egasi bor. Bu dinning egasi Alloh subhanahu va taolo. O'shaning uchun bu dinga muxolif bo'lgan dushmanlarning hech birining kuchi yetmaydi dinga. Musulmonlar zaif bo'lishidan qat'iy nazar islom ideologiyasi har doim g'olib bo'lib turaveradi. Shaxsiyatlari mazlum qilinsa ham, qamalsa ham, davlatlar tortib olinsa ham, bombardimon qilinsa ham, islom ideologiyasi g'olib holda turaveradi. Nimaga? Egasi Alloh. Bu dinni Alloh subhanahu va taolo insonlar orasida hamma o'zicha tushunib amal qilib ketaveradigan din demadi. Alohida bir insonni tanladi. U insonni shu insonlar ichida yashashligini ta'minladi. Va o'sha insonning atrofiga, o'sha insonga munosib bo'lgan do'stni ham, o'sha insonga muxolif bo'lgan dushmanni ham yer yuzida hayotda ko'rsatib qo'ydi. Bu bizga siyratni o'rganishlikni taqozo qiladi. Islomdan, dindan gapiradigan odam go'yoki payg'ambarning o'rniga gapirayotganlikni da'vo qilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun xatarli. Hadis aytish masalasida payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadisi deyish masalasida o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Agar hadis bo'lmasa, siz hadis deb bir narsani gapiradigan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda payg'ambarlik da'vo qilayotgan bo'lasiz. Ilohiy ta'limotga o'zingizdan bir fikr qo'shmoqchi bo'layotgan bo'lib qolasiz. Bu masala o'ta jiddiy bo'lgan. Sahobalar Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan eshitadigan gaplarini o'ta daqiqlik bilan eshitishgan, harakat qilishgan, yodlashga intilishgan. Agar zehnlarida biroz yodlagan narsalarini esdan chiqarib qo'yish xavfi bo'lsa, o'sha hadisni rivoyat qilishmagan. Qo'rqishgan, jumlada o'zgarib qolsam, bitta kalimani boshqacha ma'noda aytib qo'ysam, Allohning huzuriga borganda nima deb javob beraman deb qo'rqishgan. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam din ta'limotlarini tarqatishlikdagi mutaxassis bo'lmagan odamlarni ogohlantirganlar.
İde cittehedel hakim. Eğer bir hakim iştihat kıldı. Ve in asabe felahu ecran ve in akhta ve lehu ecr dediler. Eğer mutahassıs adam, hakim degeni bitti, hüküm çıkaruvchi. Kazı buluşu mümkün, müfti buluşu mümkün, bir meselenin tepesi de müştehid buluşu mümkün. O müştehid bir meselenin üstüde işlep, işlep, hem sahalarını sürüştürüp gelip hüküm çıkarsa, doğru topsa iki de ecr oladı. Nima uchun? Doğru topgani uchun bir ajr, ijtihodi uchun ikkinchi ajrni oladi. Agar noto'g'ri topsa bitta ajr oladi. Nimaga ajr oladi? Qilgan ijtihodiga ajr oladi. Ijtihodni, ya'ni dindan bir fatvo aytishlik qobiliyatini qo'lga kiritish uchun ma'lum bir bosqichni bosib o'tish shart. Umraga borib ketgan bilan bo'lib qolmaydi. Hajga kelib ketgan odam olim bo'lib qolmaydi. Sallani kiyib olsa undan masala so'raydigan odam deyilmaydi. İslam talimatı da bugün en dolzat masalalardan ayollarımız yaxshilab eshitib olinglar. Sizlar Alloh subhanahu va taoloni mumtoz yaratgan inson erkak uchun eng ziynatli bo'lgan Allohning bir san'atisizlar. Lekin sizlardagi hissiyotdan foydalanib hozir psixologlar paydo bo'ldi. Ular din, İslam, shariat talimatlarını bir chekkaga surib qo'yishib o'zlarining tushunchalarini oldinga surishyapti. Sizlarni qopqonga tuzoqqa tushurishyapti. İslam ta'limoti deb, hadis deb, Rasulullohdan rivoyat qilinmagan yolg'on gaplarni tarqatishyapti. Hadislar ichida yolg'onlar bormi? Desa, ajoyib bir sarlavha ostida ben bir darsam uyushtirmoqchiman o'zi. Yolg'on to'g'rilar. O'zi yolg'on to'g'rilar. Qanaqasiga yolg'on to'g'ri bo'ladi? Bu hadis istilohida ishlatiladigan ma'no bu. Qanaqa yolg'on to'g'ri bo'ladi desa, jumlaning ma'nosi to'g'ri bo'ladi, tuzilishi Rasulullohga nisbat berilar ekan yolg'on bo'ladi. Buni Rasululloh aytdilar deyiladi, jumlaning ma'nosidagi to'g'rilik sizni chalg'itadi. Bu yolg'on jumlani, ya'ni bu to'g'ri ma'nodagi jumlani Rasulullohga nisbat berish yolg'on hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam "Man kazaba alayya muta'ammidan" bir rivoyatda "Man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar" dedilar. Kim menga yolg'on to'qsa yoki qasddan yolg'on to'qsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin dedilar. Rasulullohga yolg'on to'qish qanaqa bo'ladi? Rasulullohga yolg'onni to'g'ri gap bilan nisbat berish ham yolg'on hisoblanadi. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak dudoqlaridan chiqayotgan jumlalar vahiy. Undan hukm paydo bo'ladi. To'g'ri noto'g'ri paydo bo'ladi, halol harom paydo bo'ladi. Jannat do'zax yo'li paydo bo'ladi. Siz uni Rasulullohga nisbat berar ekansiz, siz vahiy da'vo qilayotgan bo'lasiz. O'ta xatarli narsa. Nimaga yolg'on to'qishgan? Ba'zan o'z mazhablarini rivojlantirish uchun yolg'on to'qishgan. Rasulullohga nisbat berishgan. Ba'zi misollarni keltiraman, og'zingiz ochilib qoladi. Masalan, Abu Hanifa Sirojul Umma. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam deb keladi. Payg'ambar alayhi salatu va sallam aytgan ishlarki, Abu Hanifa ummatning siroji, yulduzi. Ma'no to'g'rimi? To'g'ri. Bu ummat Abu Hanifa rahimahullohni o'zi uchun yulduz, yo'lchi yulduz deb qabul qilgan. Buni yolg'onga chiqara olmaysiz jumlani. Lekin buni Rasulullohga nisbat berish g'irt yolg'on. Bo'hton. Payg'ambar alayhissalom bu gapni gapirmaganlar. Gapirmagan gaplarini to'g'ri-ku deyish bilan nisbat berish xatarli. Nimaga? Jahannamdan oldin joyingizni tayyorlab oling deyaptilar. Yana bitta ajoyib, hamma ishlatadi. Hozir ayniqsa ilm talabida odamlarni targ'ib qilaman deydi, islomdan xabari yo'q, lekin odamlarni maktabda o'qish kerak, namoz o'qimasa ham bo'laveradi degan tushunchadagi odamlar bor. Ular nima deydi? Utlubul ilma walau bisin deb qo'yadi. Yana qola Rasululloh tepasida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan emishlarki, ilmni Xitoydan bo'lsa ham olaveringlar degan emishlar. Yani bunu tagiga mana qo'shishadi.
Xitoyda deydi, dini ilim bo'lmagan, dunyoviy ilim bo'lgan. Ana Rasululloh dunyoviy ilimga targ'ib qilyaptilar deydi. Jumla ma'nosi to'g'ri, lekin Rasulullohga nisbat berish bo'xton, kizib, joyini jahannamdan tayyorlab olish kerak bu gapni gapirayotgan odam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahat. Mihrobda ham eshitasiz bu gapni. Peygamber aleyhissalatu vesselam degenmişler ki, ilimni beşikten ta kabrı geçe izlenler, talep kılınlar degenmişler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten bu gapni nisbet biriş uçun insanda yani hadis istilahıdan uzak adam buluş gerek. Allah Teala Kur'an'da eti yaptı. Biz sizlerini yaratamız tuğulgen ilerde hiç narsanı bilmeydigen adam burasılar. La ta'lemune şey'a deydi. Hiç narsa bilmeysiler. Hiç narsa bilmegen adam nime ilim talep kıladı? Resulullah şunaki cümle gapirişleri mümkün mü? Hiç narsa bilmegen adamge ilim talep kıl deyişleri mümkün mü? Bu hadis yolg'on hadis bu adamlar. Manası doğru, ilim talep kılışki targ'ib. El ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslimatin. Muslimin geçe hadis doğru. Resulullah'a nisbet verse buladı. İlim talep kılış her bir Müslüman için farz. Talabül ilmi faridatın ala kulli muslim. Bunu Hasan derecesinde bazı ulamalar sahih derecesinde etedir. Lekin muslime kelimesi koşuluşluğu Resulullah'a nisbet verir bu miydi? Bu ilmi istilah nisbet verir. Ne için etiyip ben? Resulullah'a nisbeten aytiliyetken deyip hadis deyip cümle tüzüyetkeninizde ihtiyat bulayım. Yine bitti hadis eytemem. Bunu başka versiyonu, başka varianti Resulullah'tan sabit bugün, sahih Buhari'de kegen rivayet var. Lekin onu başka cümleler bilen tüzüp adamlarga hadis deyip aytiş hatarlı. Mesela, köpçiliğiz eşitkensiz. Ne deyiladi? En-nezafatu minel iman. Hadis deyişe düşünün. Hadis maz. Poklik imandandır. Doğru yapma. Doğru yapma. Lekin Resulullah'a nisbet verip hadis deyiş hatarlı. Lekin en-nazafatu minel imanni başka görünüşü var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahih rivayet bilen kigen, onu Resulullah'a nisbet verse buladı. Cümlesi hem Resulullah'a ait sallallahu aleyhi ve sellem. Nime degenler? At-tuhuru şatrul iman degenler. Paklik imanın bir bölegi. Şatr kelimesi yarımam dese bula uğradı, bölek deseyem bula uğradı. İmanın yarımı paklik. Mana bu cümle vahiy. En-nazafatu minel iman vahiymez. Adamlar tokuyen cümle o. Gap. Şimdi, mana şu orunda siz bilen biz itibar verişimiz gereği bugünlerse şu. Hadis tip ayçişte, ihtiyat buluşumuz gereği. Mutahassıslarga ilave kırışımız gereği. Hozirgi kunda hadis inkorchilari paydo bo'lgan. Ular bugun paydo bo'lmagan. Bularni o mutazilalardan kelayotgan kirdikorlari bor. Ularni tarixini juda yaxshi bilamiz. Ular hadislarni aqliga sop ko'ramiz. Aqliga to'g'ri kelmasa qabul qilmaymiz degan kriteriya bilan hadislarni inkor qilishadi. Masalan, Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, zubab. Zubab kalimasi şevege göre özgürlerken, bazı cahide paşa, bazı cahide çibin deyip işletilerken. Hullas o şey, haşarat. Avukat İngiliz'e tüse, onu bir madde batırıp alıp, alıp taşıp, avukatı yevrin degenler. Peygamber aleyhisselam. Onun bir kanatı da de var, kesellik var, ikinci kanatı da o şey kesellikinin davası var. Bu hadisini akılge sap kurup, bu nima degani bu? Deb inkor qilib kelganlar bor qadimdan. Lekin bugun ma'lum bo'lyaptiki, payg'ambar alayhi salatu vasallam bu vahiy hadisi bilan, Rasululloh buni vahiy bilan aytibdilar. Vahiy hadisi bilan mu'jizaga dalolat qilyaptilar. Siz bilan biz musulmon ekanmiz, bu hadisdan mu'jizani ko'ramiz. Tabiati buzilgan odam qanaqasiga deydi, aqliga to'g'ri kelmaydi, pashada deydi, ovqatga botilib olarkansan deydi. Ha, tushdi, tushdi. Ovqat to'kib yormaysan ki. Boturval yeyvur deyaptılar. İlim ispatladı ki, paşanın bir kanatı her daim konedigen cahide zapasta durarken, bir kanatını kondurmaya durarken. Çünkü şirage yapışıp kalsa paşa, ikkala kanatından yapışıp kalsa ölerken.
O'shandan ehtiyot bo'lish uchun bir qanoti bilan qo'narkan, shira bo'lsa uchib chiqib ketar ekan. O'sha qo'ngan qanotida zahar bo'lsa, narigi qanotida uni tan zahri bo'lar ekan. Qanaqasiga desa, boshqa hasharotlarda ham shunaqa-yu. Asalarini qorni tomonida, asal orqa tomonida zahar bor. To'g'rimi? Chayon sizni chaqsa, o'sha chayonni ezib maydalab suvini sizga ichiradi yoki chaqqan joyga bosadi. O'zini davosi o'zida. Ilonni zahri, ilonni zahridan saqlanish uchun ilonni zahrini o'zidan uni antibiotikini tayyorlashadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari vahiy. E'tibor beryapsizmi? Rasululloh mo'jizani aytayaptilar bizga. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari deganda ovozimizni ko'tarmasligimiz kerak. Jim bo'lib qolishimiz kerak. Quloq solishimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqlarida Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Ey iymon keltirganlar, payg'ambarning ovozidan ovozingizni baland ko'tarmanglar dedi. Bu ma'no jismoniy ma'noda ham. Madinaga kelgan paytingizda ovozni ko'tarmaslik kerak. Masjidni atrofida ham sokin bo'lishingiz kerak. Oyoq kiyimlaringizni taqqillatib tashamasligingiz kerak. O'zingizni biroz sokin ushlab yurishingiz kerak. Mana shu oyat nozil bo'lganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu ni gaplarini bir martada odamlar eshitolmaydigan bo'lib qolgan ekan. Bitta gapirsalar nima dedingiz deb so'rashar ekan, shunaqa sekin gapiradigan bo'lib qolgan ekanlar. Sobit ibn Qays radhiyallohu anhu masjidga kelmay qolgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Sa'd ibn Mu'ozni chaqirib, Sobit ibn Qays ko'rinmayapti, seni qo'shning tinchligimi degan ekanlar. Qo'shnimi nimaga kelmayotganini bilmayapman debdilar. Bor bilib ket. Borib chaqirgan ekanlar. Nimaga masjidga bormayapsan deganda, men xavotirdaman. Ranglari sarg'ayib, oqarib, kasal bo'lib qoptilar-da. Nimadan xavotirsan? Alloh taolo, ey iymon keltirganlar, payg'ambarning ovozini oldida ovozinglarni ko'tarmanglar degan oyat nozil bo'ldi-yu, ha, shu oyat men haqimdan nozil bo'ldi deb yuragim chiqib ketdi. Jahannamiy bo'lib qoldimmikin deb qo'rqib uyimda o'tiribman degan. Chunki biroz ovozlari balantroq ekan Sobit ibn Qays radhiyallohu anhuni. Shunda kelib Sa'd ibn Mu'oz, "Ya Rasululloh, Sobit shu gapni gapiryapti" deganda, "Sobit jannatiy" deganlar. Rasulullohdan qo'rqib, u kishining ovozlarini oldida ovozini ko'tarishdan xijolat qilgan odamda iymon bo'ladi-da, birodarlar. Og'ziga kelgan gapni gapirib, bu hadis deydigan odamni iymonini surishtirib ko'rish kerak. Dinini jiddiy olmayotgan odam bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni, ya'ni muxolifi bo'lib qolishlik juda katta musibat bo'lgan sahobalarga. Hazrat Umar radhiyallohu anhu muhaddislarni ishini qarang. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir qo'shnilarini ijaraga olar ekanlar. Men mabodo biror joyga ketib qolsam, meni o'rnimga masjidga borib tur, payg'ambar alayhissalotu vasallamdan nima hadis vorid bo'lsa, uni menga aytasan ertaga der ekanlar. Bir ish bilan ketib kelib uylarda tursalar, kechqurun eshik taqillab qoldi. Eshikni ochsalar haligi qo'shni, "Ey voh, Umar musibat" debdi. Desa Hazrat Umar, "Nima musibat bo'ldi? Rim askarlari Madinaga hujum qildimi? Undan ham katta ish." Ghasson degan qabila bo'lgan. U ham Madinaga hujum qilaman deb payt poylab turgan payt bo'lgan. Ular hujum qilyaptimi? Undan ham og'ir ish. Nima og'ir ish bo'ldi desa, payg'ambar alayhissalom xotinlari bilan ajrashyaptilar degan. Sahobalarning payg'ambar alayhissalotu vasallam hayotlaridagi tutgan o'rnini qarang. Rim kelib butun mamlakatni bosib olishdan Rasulullohning oilalaridagi musibat og'ir tuyulgan sahobalarga. Hazrat Umar boshlariga urganlar, "Ey voh, Hafsa qizlari, Rasulullohning nikohlarida men kecha aytgandim Hafsaga, "Hoy, o'zingni Oyishaga teng qilma. Sen Oyisha bilan teng bo'la olmaysan. Kecha aytgan edim-a?" deb yugurganlar masjidga. Masjidning yonida sal teparoqda joy bor. O'sha paytda xuddi balkonga o'xshagan joy.
Peygamber aleyhissalatu vesselam o joyga chiqib olib, ayollar bilan gaplashmayaptilar. Ayollar ortada bo'ladi. Oilada hammada bo'ladi birodarlar. Hayotingizda hammangiz hayotingizga qarang, oilada nimadir mushkilot bo'ladi. O mushkilot. Yechilish kerak bo'lgan mushkilotlar. Uni buzib olishga harakat qilavermaslik kerak. Juda ko'p odam aytar ekan, sizda oilangizda bir muammo bo'lib qolsa, sharmanda bo'ldi der ekan. Nimaga sharmanda bo'ladi? Bunaqangi mushkilot payg'ambar alayhissalotu vassalomning uylarida ham bo'lgan. Ayollar o'rtasida shunga o'xshagan ba'zi gaplar o'tganda payg'ambar alayhissalom, "Men sizlar bilan yaqinlik qilmayman" deb arazlab chiqib olganlar balkonga. Qur'oni Karimda Alloh taolo oyat nozil qilgan. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ata ashhurin fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Bu ham bir masala, eshitib qo'yishingizlar kerak do'stlar, birodarlar. Bizda ham bor bu narsalar. Ba'zi erlar ayoliga "Men sen bilan yaqinlik qilmayman" desa, 4 oygacha yaqinlik qilmasa oiladagi nikohga putur yetadi. Bu gapni yaxshilab tushunib olinglar. Ba'zilar safariga buni aylantirib olar ekan. 4 oy safarga chiqib ketsa, o'rtaga taloq tushadi der ekan. Yo'q, bu taloq tushmaydi. Lekin er ayoliga "Men sen bilan yotmayman" desa qasam bo'ladi. Luna degani yahlifuna o'zi. Qasam ichsa, "Sen bilan senga yaqinlik qilmayman" deb qasam ichsa 4 oy muddati bor. Ungacha qaytsa, qaytdi, qaytmasa ayol bu masalada o'zini oilada, ya'ni taloq qilib chiqib ketishi mumkin, ya'ni oilani buzib ajrashib ketishi mumkin bo'lib qoladi. Safarga ketayotgan erkaklar ayoliga bu gapni gapirib ketmasin. 4 oyga muhlat beradi. Mana shu hodisa voqea sodir bo'lgan payt. Hazrat Umar aytdilar, "Masjidga yugurib keldim" deydilar. Eshikni taqillatdim, ruxsat berilmadi. Hech kim kirgizmayapti ekanlar. Orqaga qaytdim deydilar. Orqaga qaytdim, qayoqqa boraman yana? Yana Rasulullohni shu musibat tepasida tashlab ketamanmi? Yana qaytib taqillatdim, yana ruxsat bermadi. Masjidda u yoqqa, bu yoqqa yuguryapman deydilar. Shunda bir Habash chiqdi eshikni tagiga, "Umar, sizni payg'ambar alayhissalom chaqiryaptilar" dedi. Hazrat Umar kirdilarda, kirib o Hafsa onamizni urushgan ekanlar, o'zlarining qizlarini. "Men senga nima degan edim? Nimaga sen Rasulullohni xafa qilasan?" Maqsadlari, "Ko'zimni bir qirda Rasulullohga qarab turibman" deydi. Maqsadlari Rasulullohni sal ko'ngillarini ko'tarish. Bizni nima qiladi? Qizi dadasi kelib, kuyovi yoqasiga yopishadi. Yoki qaynana keladi. "Tor qornimga siqqansan, keyin uyimga sig'asan, ketdik" deydi. Yo'q, siz oilani joyiga keltirish uchun iloji boricha harakat qiling. Musichani ham uyi buzilmasin birodarlar. "Hafsani urushdim" deydilar. "Senga nima degan edim? Rasululloh xafa bo'lsa nima bo'lasan?" "Unda dedim, bunda dedim." Payg'ambar alayhissalom qo'y dedilar, kel dedilar. Kirganlarida mana hozir aytib berdilar. Masaddan to'kilgan material bo'yrada yotgan ekanlar. Qo'llarining bir tomoni bo'yraning dag'alligidan izi chiqib ketgan, qo'llari uyushib qopti. Umar keldilarda, "Ya Rasululloh, siz butun olamga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarsiz. Yotgan joyingizni qarang." "Uyga qaradim" deydilar. "Bir dona bo'yra bor, bir dona visoda bor, bir dona choygim bor, boshqa narsa yo'q." "Olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarning xonadonida sanoqli narsa bor. Rimni podshohlari, Forsning qaysarlari par yostiqlarda yotibdi. Siz Allohning rahmatiga noil insonsiz, sizni holatingiz" deb yig'ladilar, ko'zlaridan yosh chiqdi. Shunda aytdilarki, "Ey Umar, qo'ysangchi" dedilar. "Ularga dunyo, bizga oxirat, rozi emasmisan?" dedilar. "Roziman, roziman" dedilar. Bu bizni dunyodan yuz o'girishimizni ifoda qilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyoni qalblariga joylamaslikni ta'lim beryaptilar. Mana shu hadisda ham Payg'ambar alayhissalotu vassalomning jumlalari sahobalarga o'ta muhim ekanligi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirgan joyda ustilariga gap gapirmaslik masalasi ko'tarilyapti. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu chaqirib, "Hey Ubay, menga lam yakunillazina kafaruni" o'qib ber dedilar. Ubay buni o'qib berdi.
Endi faraz qiling. Meni ajdodlarimdan kimdirga payg'ambar alayhissalom Qur'on o'qib ber desa, men har qanday mavzuni aylantirib ajdodimning nomini zikr qilaman oldingizda. To'g'rimi? Eshon bobangiz o'tgan qaysi biringizdir, qaysidir majlisda dadangizning gapini gapirasiz, esingizda turadi. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplarini shunaqa e'zozlashardi. Hozir mana shu daqiqalarda payg'ambar alayhissalotu vasallamning qilichlari, oyoq kiyimlari, tonlari Topkapı sarayıda tabarrukat sıfatı türüptü Türkiye'de. Bu ümmet Resulullah'ın saç talalarını himaye kıyan ümmet. Sözlerini himaye kıymaydı mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yalgan tokup, hadir bana ustaz yapırdılar. Bimalal bu yalganını rıvajlantıra alışlık imkaniyeti yok. Çünkü ulamaları var bu ümmetine. Tohta deyişedi. Tohta bu gepkattan aldın deyişedi. İbn Umar radıyallahu anhumanı aldılar da Zeyd ibn Halid bolsalar gerek bir hadis etti. Ben dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işitken ben meselul munafiki kemeseli şat beynel ganemeyni dedi. Münafıkın misali ikide koy surusunun ortasında kapketken kozuçak kokşaydı. Degen de İbni Umar karadılar da sen ne göre Resulullah'a yalgan toku yapsan dediler. O kişi etti ki yo yalgan toku mu yapman dedi. Ben öz kulağım bile işitken ben. Bu hadis başka şey. Kanaka dedi. Kalan cümlen itibar vereyim. Cümlede farkı yok. İbni Umar ettiler ki ben kulağım bile işitken ben. Meselul münafiki كَمَثَلِ الشَّتْ بَيْنَ الرَّب۪يْتَيْنِ dedi. Nergi sahabe ganemeyni dedi, bu sahabe rabiteyni dedi. İki keresi manası bir kıl. Koy surusu geytiledi. Koylar. Koy surusu de gene. Neme farkı var dedi Zeyd. Neme farkı var? Benim ganemeyni dedim. Yok sen ganemeyni dedin. Ben işitken ben rabit dedi. Resulullah'tan rabit de mi işitken ben dedi. Sen hanem diye yapsan farkı var dedi. Etibar verdiniz mi? Hadislerde ihtiyat buluşumuz gerek. Uziz, ben bilişimce bu, doğrusu bu. De targibat kıla uğrasız, davat kıla uğrasız. Lekin Resulullah'ın hadisleri de işte mutahassıske müracaat kılmadı. Cüde kop, zayıf hadisler, cüde kop, mavzu hadisler var yukarıda etkenimizde. O mavzu hadislerini en doğrusu, ilim talep kılmakçı mısınız? Kur'an'dan, ayetten üstünü var mı? Hal yastavi alladine ya'lamun walladine la ya'lamun biladigandan bilmaydigan teng bo'larmidi? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama Allohdan haqiqiy olimlargina qo'rqadi. Siz o'rgangan sari qo'rqasiz. Allohni tanisangiz Allohdan qo'rqasiz. Allohni tanimagan odam nimadan qo'rqadi? Shuning uchun o'zbeklarda zo'r maqol bor. Allohdan qo'rqmagandan qo'rq. U hech narsadan tanimaydi. Bir vesile bilen bu gapını gapırıp koyay dedim. Hamamız bundan keyin hayatımızda kança kaldı, kim kança yaşaydı omonat. Bu omonatni biz keyingi avlatlar uchun yetkazishimiz kerak. Ko'zingiz og'rib qolsa, ko'chada uchragan odamdan so'ramaysizki, ko'zga nima dori qo'yayin deb. Sirka qo'y desa qo'yib olasiz. Qo'ymaysiz. Din bu. İslam ta'limotida mutaxassisga albatta murojaat qilish kerak. Shuning uchun hozirgi kunda juda yaxshi bo'ldi. Mana hozir dini idora, muftiy janoblari tashviqoti bilan O'zbekistonda umra tashkilotini, ya'ni ziyoratini tashkil qilish masalasida ajoyib yangiliklar. Mana hozir atrofimizda ahli ilmlar bizga alohida qo'shib berilgan. Bular sizlarga umra ziyoratini qanday qilinadi, sahih rivoyat qanday bo'ladi, nima qilinsa ibodat mukammal bo'ladi o'rgatishadi. Mana ertaga nasib bo'lsa umra haqidagi suhbatlar bo'ladi deyishyapti. Mana shu ma'noda biz endi bundan keyin borganimizda umraga borib keldim u endi so'ralgan masalaga javob bermasam bo'lmas ekan demanglar. Eng katta o'rgangan narsalar bilmadim bo'lsin. Bilmagan narsalarni ya'ni bilganini ham bilmadim desangiz bo'lmaydi. Bilganingizni aytishingiz kerak chunki bilganingizni aytmasangiz bilmagan odamlar sizni o'rningizga qissa aytib beradi.
Mana şu manada bugün mana şu keçki suhbetimizden hadis ahamiyetige muvafık bu cümlelerini yakşilep organize edelim. Sahabelerinin misalları ko'p, tabiillerinin misalları ko'p, İmam Buhari'geçi bugün muhaddislerinin bu barada kılgen canbazlıkları misli kurulmagan canbazlık. Bunun samaraları payda bugün. Dünyanın kaysi burçakge barin, demokratik kanun deydi mi, başka kanunlar deydi mi, kanun namı bilen yürütülüyetken berçe kanun kaidelerini mana şu muhaddisler işlep çıkan. Ular hadis izleş barası da ortaya koygen kanunlarından insan hukukları kip çıkan. Bir adamla ayblik deyimiz mi, gapını rast deyimiz mi, onu karzı bar deyimiz mi, onu gapını olsa boladı mı degen cümlelerden kip çıkan. İmam Şafii üsülge asas sorgen. İmam Malik bütün dünya kanunçiliğine asas sorgen. Bizim kanistitüsse Fransiya kanunçiliği, Germaniya kanunçiliği, Müslümanların kanunçiliğinden olingen. Mana şu muhaddislerin kanunçiliğinden. Bizde ecdatlar. Germaniya'nın kanunçiliği İmam Marğınani'nin usulüden olingen. Yani takkaslaş, kıyaslaş usulüden olingen. Fransiya'nınki malum muvattadan olingen. İmam Malik'in mezheplerinden. Demek bu narsalar samara beredi. Farzandlarımızda hem yakın tanış biraderlerimizin ham bu hakikat bilen agahlantırıp koysak, ben sizlerge bunu agahlantırışı yitkazdım. Sizler ham yitkazsınlar, dinimizin saf halde saklap barışta Allah mahtagen cemaage koşulup kalabiz. Allah dinini saklaydı. İnna nahnu nazzalna zikr ve inna lehu lehafizun degen. Biz özü zikri himaye kalemiz degen. O şey himayede siz bilen bizni iştirakimiz bu kalışlığı bizge baht. Yolg'on to'qishga harakat qilsangiz, Alloh taoloning intiqomiga ro'baro bo'lasiz. Dunyoda ham, oxiratda ham. Alloh taolo aytganlarimizga amal qilishimizga tavfiq bersin. Ba'zi do'stlarimiz Qur'on xatim bor deyishgan ekan. Qur'on bir kishi menga bir 5tacha aytdi, yana bir kishi 3 ta 4 ta xullas, qanchadir ham Qur'on xatim qilingan. Hozir ustozlardan iltimos qilamiz, xatmi sag'ir qilib, keyin umumiy duoni qilamiz. Ertaga tashkilotchilar aytar balki 9 da ayollarga ravzaga kirish. Ravzalar o'zlari aytishadi. 50 boshlarimizga quloq solib turamiz. Nima qilish kerak, qayoqqa borish kerak, uni tashkilotimiz aytamiz. Hozir xatmi Qur'on uchun xatmi sag'ir qilamiz, keyin duo qilamiz. Qor bormi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم إلهي فرودگارا bu okunan tilovatlardan hosil bo'lgan savoblarni va mana bu dasturxonimizdan yegan ichganlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni avvalan bir payg'ambarimiz habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning va jami'i o'tgan payg'ambarlarning ruhi muboraklariga hadoya ayladik Azvojim tahoratlar, sahobalar, tobiin, tabi'at tobiinlarning, olim ulamolar, fozil fuzalolarning va yer yuzida o'tgan barcha mu'min musulmonlarning, xususan barchalarimiz tomonidan o'tib ketgan, hozirgi kunda duolarimizga muhtoj bo'lib turgan marhum marhumalarning ruhoniyatlariga bag'ishlaydik. İlahi Parvardigar yotgan jonlarni Qur'oni kam nuri bilan munavvar aylagin. Qilgan amali solihlarni o'zlariga hamroh aylagin. Qolganlarimizga insof, tavfiq, rushd, hidoyat, hamisha Qur'oni Karim ko'rsatmalariga muvofiq amali solihlar qilib, buyurganlarni bajarib, qaytarganlarni saqlanib, halollik, pokizalik bilan umr o'tkazishimizni ilohi Parvardigar barchalarga nasib etgin. İlahi Parvardigar mana bu hatmi Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblarni mana bu hatmi Qur'on qilgan birodarimizni barcha o'tib ketgan marhum marhumalarning ruhlariga ya'ni ularning qiyomat kunida mana bu qilingan hatmi Qur'onlarning savoblari boshlariga soyabon bo'lishini Alloh taolodiyori Allohumma dinna taraf qilamiz. Mana bu hatmi Qur'on qilgan ukamizni ilohi pavadiyori zurriyatlaridan olim ulamolar, qori qulli qurrolar elimizga, yurtimizga, vatanimizga xizmat qiladigan solih solihalar zurriyatlarini chiqargin. Barchalarimizni ham avlodlarimizdan solih soliha qalblarimizga iymon nuri, Qur'oni Karim nuri, Qur'oni Karim hidoyatida bo'lgan biz zurriyatlarni chiqargin. Ilohi pavadiyori barchalarimizni bu qilingan, qilayotgan ziyoratlarimizni va ertangi kunlarda qiladigan bir ziyoratlarimizni, umra ziyoratlarimizni Allohim dargohingda husn maqbul aylagin. Barchalarimizni gunohlardan,
hafize, münazzah bölgen halette vatanımızda kaydım. Ve kalgen umurumuzda fakat taat, ibadette bulup, fakat yine savab işleri bilen bant bulup, savab işlerini ketiden yürüyüşlüğünü de İlahi Pabedgara, berçelendiğine seyredeyim. İlahi Pabedgara, berçelendiğine mana shu yoshgacha qilib o'tgan gunohi kabira, gunohi sag'iralarni, mana bu ziyoratlarimni, duolarimni, zikrlarimni, tasbihlarimni ketidan Alloh Parvardigori barcha gunohlarimizni o'zing mag'firat qilib, yurtlarimizga, yurtlarimiz yorug' bo'lgan holatda borib, oldimizga keladigan mana bu ziyoratdagilarni har birlarining haqlariga duo qiladigan bo'lgan holatimizda duolarimizni Allohim o'zi ijobat aylagin. Ilohi Parvardigori mana bu ihsonlarda qilingan bu Risale firmasının hadimlerine Allah subhanahu wa ta'ala bereket olsun. Allah razı olsun bilerde bana şunceli bir çırağıyla bir ziyafet ve kalem. Bana bunda cöylede oturun bir elhamdülillah Allah'ın hamdü sanalları olsun ki bilerini ihsanlarla Allah'ın dergahında huslu makbul edelim. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahirette hasene ve kina azabennar. İlah ve digara bana bu umre ziyaretlerine karratan gelişlikimizde ve Allah'ım o dini hac ziyaretine hem elbette hammelerimiz bana şunda ve belki ailelerimiz bilen cemül cem bulup gelip ibadet kılıçlikimizde ilah ve digara o dini seyredin. Rabbena hablana min azvajina ve min zurriyetina kurrata ayun ve cealna lil muttaqina imama ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Hizmet kıyın Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ravza hakkında hurmozlarga borganda aytamiz degan edi. Ravzamiz inshaalloh erkaklarimizga bugun kechasi soat 3 da ekan. Hammamiz xushyor bo'lamiz inshaalloh bu tahajjudga to'g'rilanibdi. Hozir tahajjud namozini inshaalloh ravzani ichida o'qiymiz. Nasib etsa. Chunki soat 3 da mehmonxonaning kirish qismiga to'planamiz erkaklarimizga. Xo'p, endi ayollarimizga esa ertaga, ya'ni 30-chi dekabr kuni, ya'ni ertaga xuftondan keyin soat 8:30 da o'sha kirish qismiga to'planamiz. Tushunarli bo'ldi. Ertaga, ya'ni 30-chi dekabr xuftondan keyin, xufton o'qib kelganingizdan keyin, shomdan keyin kechki ovqatni yeb, va xuftonga borib, xuftondan kelgandan keyin soat 8:30 da tahoratlarni qilib tushunsa ayollar, ondan keyin inshaalloh ravzaga kiramiz. Erkaklarimizga esa bugun kechasi. Borib ozgina dam olamiz. Keyin soat 3 da ko'rishamiz istiqbolda mehmonxonaning kirish qismida. Undan keyin endi nimalarimiz, majlislarimiz bor. Ertaga mana ustozlarimiz inshaalloh o'zlari o'tib beradi majlisni inshaalloh erkaklarimizga asrdan keyin kechki payt xuftondan keyin ayollarga esa asrdan keyin bo'ladi. Asrdan keyin ayollarga ertaga demak majlis bo'ladi. Umraga taalluqli bo'lgan ahkomlar va tartib-intizomlar ertangi bo'ladigan, ya'ni indiga ketadigan vaqtimizga umraga tayyorgarlik va savol-javoblar bo'ladi inshaalloh. U asrdan keyin ayollarga. Erkaklarimizga esa majlis xuftondan keyin bo'ladi inshaalloh. Ertaga bu ham hammasi, bu ham o'sha umra ahkomlari haqida yana erkin savol-javoblar bo'ladi. Mana shu majlisga iloji boricha hamma qatnashsin. Juda ham muhim, juda ham kerakli mavzular ko'rib chiqiladi inshaalloh. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Asosiy xizmat o'zi Sherzoda akalarning ibromona hojidonlardan qilyapmiz asosiy. Ular haqida duo qilsa inshaalloh. Xo'p, hozir inshaalloh dasturxonga duo qilinamiz, keyin borib turib qilib yana alhamdulillah borib turib xurmo olamiz. Xurmo oladiganlar xurmo olasizlar. Keyin inshaalloh tezroq o'z bo'linsa. Madinani pasportlarni ham keyin hoja akalarimizga endi boshlamiz yig'ib berasiz, maylimi? Bugun bitta hoja aka pasportini yo'qotib qo'ydilar Makkada. Pasport yo'qotish degani bu yerda o'limdan og'ir. O'ligida tezroq qo'yasiz, lekin pasport tezroq olamiz. Avtobusga mingan. Chunki iloji boricha siz kelganda pasportni avtobus yig'ishtirib olardik. Pasportni yig'ishtirib beradilar, endi boshlab o'zlari qilishadi, qaynasak yig'ishtirib olgandan keyin ketishdan keyin berishadi inshaalloh. Doktorlar hozir chunki past beparvolik qilib bittasiga sumkasini olgan ekan, sumkasini o'g'irlatganmi, yo'qotganmi, xullas Makkada yo'q hozir. Endi uni yugurish kerak, rosa ish ko'p.
Çünkü ilacı var için iltimaslardan belli başlarınızda itaat kılıp, şöyle yılgı verilse. Yaşı kadar, cezakumullah hayran. Medine'nin hurmasını, Medine'nin hurmalarını mahveden zanzandı. Yani Medine'nin hurmasının hususiyetleri bu. Peygamber kimde kim, Medine'nin hurmasını yettiler, daha hali yitti daniyesi, o şekilde onu sihirem, hemen zahirem, tasar kımıydı dedi. 300 aşı turu var hurmalar. Berni degenle mahde geldi. Hayru temrikum el berni dedi. Hurmacı da berni degenle hemen yakşıra. Şifa var, keserliği o degenle. Biz uzun sukkari degenle, istim arkadaşlar. Acıvanı Ali Aligarh'la yeşetti. Aligarh'la yeşetti. Lekin faydası yok. Bu ben Medine'nin ki olsa eğer, Medine'nin ki olsa, hani Salman Faris'in bağını galaret yaptı. Ve tanışımız vardı. Kızı iki yıldan beri Ali'nin sihir kılını, cadı kılını, şu bilen keserler, uşa bilen, her gün yerdiler, yetti tane verip şu bilen, zaten davalıp kilerim. Çünkü sihir bilen zahar kesi, fakat Medine'nin hurmasıyla khas, acıvasıyla khas, aynen. Medine'nin haramın etrafında hurmalılar satadı, lakin ola kışla öyle ötlerden kilerim. Her gün milyonlarca hacılarca, bana bu darahlarına adadı çekerler, onlarla milyon tonlu yetkisi verici ilacı yok. Çünkü eğer işançlı adamlardan olmasanız, ne kadar işançlı adamlar olmasanız, aldık koyacaktır. Medine'nin ki ben, çünkü ben hurma aletken bir tane İslam, başka cadı aletken, bu ticari şeriyiz, canımız yok bile. Hala sen başka, lakin işte Medine'nin ki bir soru var işte. İşte Bağdı'ya gelseydik de bir Hindistan film şeriyiz vardı, kızı tutkana kızı muhtalabı gelirken. Her yıl özü August, bu hurma August'da pişerdi, Eylül bile August'da ortası. August'da sentabrı başı hiç hesap koymuyordu. August'da ki teri vakit ederdi. Birik geldim. Kim karantin vaktinde pul yönetmedi. Az sonra yönetti. Kulü gelişti. Ben aynı kışlardan vilayetten geldim. Az sonra yönetti oradan dedim. Var telefon kılarsa da işe ha dese. Yönetken kurmayı Medine'ye kim asla da acıyım dedi. Hatta böyle kaldım dese. Kızım. Uzunlu bağını kim asla dedi. Hatta böyle dese. Kızım tutkamak kasarı koyma yap dedi. Ve yettiler yetti tane verin ama. Şöyle bunu anlatayım. Uzun zaman ciğerimiz ağrıdı, başka oldu. Yettiler nahar yetti tane yedi. Elhamdülillah bir hafta da yok oldu ağrıdı. Ciğer ağrıdı, başka hemen nasıl gelin yapmamış işte. Ben sana acıvanı şifa degenler, tiryak degenler. Zahar kesin için nasıl degenler. Düdeyen onu olmaz. Hemen esasında faydalı bir bölüm nasıl. Biz dastır hangi kırgız için kere bölüm nasıl dedi. Ben sana hurma suyu kanadan mı? Açık attı degen. İnsan cesedi için kere nasıl? İyi bilin değil mi? Biz yukarıda ettik, tabibatta ile ettik de bilmiyor. İnsan cesaret için en yakışı neyse, yerden uzun çıkan neyse bir şey. Yerde üstünde yürüyen neyse, insanın sağlığı ağırlık ile bir şey. Biz yerde üstünde yürüyen neyse ne, şey, balıkdan, tavuğdan başladığı için, biz koyu yağdan başladığı için kıyılar birbirimizde ağırlık ile sağlığı için. O şey, yerde üstünde unup çıkan neyse için en birinci sinema bölgen değişken, kurma. Kurma, insan cesaret için cüdeyen fayda bir neyse. Hazır inşallah kırıp az da uzayın. Bu yakın özgürsülük. Özgürsülük diye bana özgürsülük sağda kalır. Aleyküm oluyor resmen. Hala sen bir adam anlası boşluyken. Böyle inşallah elden verdiğiniz sağda bu yönce. Hep bilen biz. Bir bana kırıp alıp kurmanı alasın ki inşallah. Kurmanı çengi kere basa. Çengi kere basa bana bu şehzadaki bana bu yüklerde bayat. Kurmanı gülünü çengi bayat değil. Bir pişlerge bir yarışa. Bir pişlerge bir kazanla gene. Kurmanı gülünü çengini bir yarışa. Bir kilo asalı ya iki sütle araylaştırıp. Yeterler, mahalli kilin köyden arkadaşlar, Fatiha'nın yetimette okul, Rabbil Teder Nifer'den Vanta Hayrul Varis'in deken zekere dualar var, Ambiyasa 89. Kuşanın kırmette okul, ben sağlık okuyorum. Bunda var guys, eğer sihir kılınken olsa, sihir cadı kılınken olsa, sidir degen derse var. Biz uşanı bilin ki, uşanı sidirde yoğunturup ki, kırmanı gülünün karışmasını bilmemiz. Sahabiler, kurma sidir yitte bergini alıp, uşanı, hıttı bizlerle ayarlı Osmanlı sıkkındı, İşte taşlar arası gitti de berini alıp ayetel kursunuz. Ben sağlık uçanda yiyormuş. İbn-i Kesirah'ın tavsiyedikleri de ayetel kursu. 10 litre suda o işte sihirden bir sıkın sağlığını açık taş, tuz içerisine araylaştırıp rokuya ayetlerini okur. Asırdan ki erkek kutandaki yiyormuş gerek. Bak hafta üzüksüz. Sihir borca göre cinler kina. Cinler hassas mahlukata. Ende sihiratil müntehedeki ayette istedim. Peki biz yani bu işe müddet düşmesin de sarım sapıyor, taşlar koyuyandı. Belki bazıları da tuhunga alergisi var da cinlerden sidirgen hemen alergisi var. Sidir, hücrede böyle bir kırmızı şeridimiz vardı. Her gün keçesi uklatken koymadı. Abdülaziz uyuyan yaptı diyor. Bak parasam ki peşen kişinin çıraşası yontırgen hemen. Zeytünde sidirde araylaştırdığında kulantayla sürtüp koydu. Şu buna çok iyi bir sidir boğacaydı hemen cinler. Onun için yoğun gendiğinde sidir suyu da yoğunsa insan alergisi.
kindik astı, koltuk astı, barajım değil ama barmağlar, cinler, demana diken, uhluyu diken cöyledim. O şey cöyledim, yakışa yuğurum, ha, bir hafta. Bundan ki bana bu hurmanın gülünü, çangını, talağı kılınsa, hurmanın yitirdiğini yiyilse, güdeyem de Rusya'yı Allah'a emanet. Sünnette diken, dağını vermek için de. Allah'ta her hızlı, kafiyatlı bazıları veresin, ilahi. Mesela dönemden, sağlığıyla, Allah'ın razı veresin. Hurmanın alemizde, tuğra haftızı çıkarsa, eşkala damalı. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.